Lot 3 gez güneş santrali santrali kuruması 1.087.450 lira. Arıtma tesisi 364.740 liradır. Özellikle gez projesinin yapılması 350 kWh üzerinden hesaplanmıştır. Tesisimiz elektrik ihtiyacını güneşten sağlayarak dolayısıyla rekabet anlamında ciddi mesafe kat edeceğini tahmin ediyoruz. SWOT analizi aşağı yukarı 10 yıldır 33 ilde uygulanan ama bir türlü Tokat'ta uygulanmayan damızlık sığır %40'lık hilesi maalesef uygulanmamıştı ama inşallah bu dönemde %40 damızlık sığır, %50 yine aynı şekilde Tarım Bakanlığı'nın ahır projelerindeki destekleri ve %80 de araç kalıbı ile ilgili desteklerini getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. İkinci kısımda canlı hayvan borsası demiştik. Yine burada özellikle et kombinasının yanında Tokat'ta ve Türkiye'deki sayılı bölümlerden oluşacak şekilde planlaması yapılmış canlı hayvan borsası yapılacaktır. Diğer ilçelerimizde günübirlik hayvan pazarları vardır ve bundan ilkel şartlardadır. İnşallah bu yapacağımız canlı hayvan borsasında özellikle ilimizde merkez içe dair yaklaşık 8 adet hayvan pazarı bulunmaktadır. Ancak bu hayvan pazarlarının tamamı ruhsatlı veya yarı ruhsatlı olup o şekilde çalışmaktadır. Ruhsatın olmadığı için il müdürlüğünün de bunlar resmi olarak kapatması mümkün değildir. Resmi olarak kapatamadığı bu zamanda bundan tekrar açılması kanunen mümkün değildir. Turhal ve zili aynı durumdadır. Bu sözde hayvan pazarının haftada bir gün hizmet vermektedir. Yapılması planlanan hayvan borsası ise 7/24 hizmet verecek. Borsada olması gereken hayvan barınakları, satış müzayede salonları, bilgisayar sistemi borsa verileri, sosyal tesisleri, araç giriş çıkışları, dezenfeksiyon sistemleri ve benzeri gibi sistemlerin olduğu AB standartlarına bir tesisin yapılması planlanmaktadır. Yaklaşık 50 kişiyle burada işlem edeceğimizi düşünüyoruz. Canlı hayvan borsasında hayvanlar kod verilerek müzayede salonundan satışa sunulacağı için hayvanın kime ait olduğu tarafı kimde bilinmediğinden dolayı değer fiyatla satılmasına vesile olacaktır. Burada amaç hem tüm Tokat iline hem de Ordu, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve diğer illerde borsa için insanların geleceği aşikardır. Şu anda bile bu saydığımız illerden her pazar yerine satıcılar gelmekte ve hayvanları satmak ve ihtiyaçlarını alarak tekrar dönmektedirler. Bu tesis için yaklaşık 80 dönümlük bir alan yeterli olmuştur. Özellikle 100 dönüm Arzukumar köyünde 174'e 10 parselde tahsisi bitmiştir. Yine burada gerçekten Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımız olmak üzere özellikle bize 10 Şubat'ta dosyayı teslim etmeden bir gün öncesinde bu tahsis belgesini getirmekte yardımcı olan Ankara'da bizleri yalnız bırakmayan yine Profesör Doktor Coşkun Çakır hocamıza ve Profesör Doktor Celil Göçer hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü eğer bu olmasaydı bizim projeyi verip teslim etmemiz mümkün değildi. Et işleme tesis projesi 3. kısım, kombine bünyesinde günlük 5-4 parçalama planlanmıştır. Bu parçalanan et ile bölgede bulunan market ve kasapların et ihtiyaçları karşılanacaktır. Et işleme tesis için ya kurulmuş bir tesisin satın alınması veya yeni bir tesis kurulması şeklinde olacaktır. İlk etapta 10 ton gün et işlenmesi planlanmaktadır. Üretilen ürünlerin pazarlanması ile ilgili yeni bir şirket kurularak pazarlama ağının bu şirket üzerinden yapılması planlanmıştır. Organize Geçit Bölgesi, özellikle burada 362 dönümlü bizim tahsis için başvurduğumuz 174'e 10 parsel. Biz bunun 100 dönümüyle ilgili tahsis işlemlerini gerçekleştirdik. İnşallah bu Organize Geçit Bölgesi'ni burada da gerçekleştirmek için 262 dönümlük alanında tekrar tahsiste şirket üzerinde tahsis edilmesiyle ilgili girişimlerimizi yapacağız. Üretim anlamında Organize Geçit Bölgesi şeklinde düşünülmüştür. Bu da anlamda Arzukumar köyünde bahsettiğim gibi 174'e 10 parselin kalan 262'lik dönüm kısmı yapılmasında planlanmıştır. Organize besi bölgesinde yaklaşık 5000 adet besi hayvanların yetiştireceği tesisler kurulacaktır. Bu tesislerin kurulmasında AB fonlarından faydalanılacaktır. Pansiyon şeklinde üretim de teşvik edilecek. Amaç parası olan bu alanda yatırım yapmak isteyen şahısların üretim sürecine katmaktır. Altyapısı hazır olduğunda sermayeler istediği miktarda hayvan alınması için sermaye kapacaktır.
Biraz önce de izlediğiniz gibi Topek Taşkent Kombinasyon ve Parçalama Tesisi projesinin videosunu izlemiştik. Bu hususta özellikle videoyu hazırlayan mimar arkadaşıma gerçekten teşekkür ediyorum. İkinci kısımda TUHAL, yani Tokat Turbacılığa Pazar Belediye Uluslararası Toptancı Hal Tesisleri İşletme Birliği'dir. Bu birlik kurulmuştur. Bununla ilgili çalışmalar da başlamıştık. Birlik başkanımız yine Tokat Belediye Başkanımız Avukat Eroğlu Beyefendidir. Ve biz de bu birliğin meclis üyeleri olarak elimizden geleni yapmaya başlamışızdır. İnşallah tahsis işlemi için de müracaatımızı yapacağız. Ben dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Valim, konuşmalarını yapmak üzere Topek AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Yalçın Bekler'i buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın İl Belediye Başkanım, İlçe ve Belediye Başkanlarımız, Milletvekili adaylarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, TKDK'nın değerli yöneticileri, daire abi ve müdürlerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, çiftçilerimiz, misafirlerimiz, basınımızın güdüde temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada ilimizde bölgesel ortak yatırımların birinci kısmını oluşturan Topaktaş Et Kombinası Et Parçalama Tesis Projesi sözleşme imzalama töreni için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bizi de yalnız bırakmadığınız için ve törenimize teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Geçmişin hayvancılık anlayışı ile asrımızın ikinci yarısındaki hayvancılık anlayışı arasında çok farklar vardır. Hayvancılığın tarımın vazgeçilmez bir kolu olduğu hususundaki görüş bugünün teknik, sağlık ve ekonomik anlayış içinde anlamını yitirmiş durumdadır. Hayvancılık müstakil işletmeciliğin hatta endüstrinin kendisi olmuştur. İlimizde hayvancılıkla uğraşan işletmelerin hemen hemen tamamı küçük aile işletmesi tipindedir. Hayvancılıkla ilgili faaliyetler genellikle tarımsal faaliyetle birlikte yürütülmektedir. Bundan düşük olan gelirleri tasarruf yapmaya hiç imkan vermemekte veya sınırlı kalmaktadır. Diğer taraftan krediler tapulu gayrimenkullere karşılık verildiğinden ve halkın bir kısmının elindeki mülkün tapusu olmadığından üreticiye verilebilen kredi sınırlı kalmaktadır. Ayrıca küçük hayvancılık işletmelerinin garanti gösterememesi, teşkilatlanmamış olmaları, hayvan yetiştiricilerinin Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu desteklerden kısıtlı faydalanmalarına sebebiyet vermektedir. Mali imkanları sınırlı, bu arada kredi sağlam olanlarında yoksun olan işletmeler üretimi arttırıcı teşebbüslerde bulunamaz, gerekli tedbirleri alamaz. İçinde bulundukları koşullar dolayısıyla hayvan üreticileri mümkün olduğu nispetle masrafsız bir üretim sistemi olan mereye dayalı hayvancılık yapmaktadır. Bu yüzden mevcut köy şartlarına uygun ve mukavim fakat verimi düşük bir hayvan popülasyonu meydana gelmiştir elimizde. Bütün bunlardan ayrı olarak hayvan yetiştiriciliğinde ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesinde, faaliyetlerinde üreticilerin teşkilatlandırılması, korporatifleşmesi, aracıların yetiştiriciyi sömürmesinin önlenmesi, bilhassa üretimin arttırılması bakımından şarttır. Günümüzün ekonomik anlayışına göre hayvancılığın verimli bir üretim kolu olabilmesi, modern bilgi ve teknolojiye yeri verebilmesi, başlıca üretim unsurlarının en uygun şekilde kullanılmasına bağlıdır. Hayvancılık bilgi, hesap ve ölçüyle idare edilen belirli büyüklüğe erişmiş pazara bağlı bir üretim kolu haline gelmiştir. Üretim ve pazarlama modern hayvancılığın birbirinden ayrılmaz birbirini tamamlayan kısımları durumundadır. Pazarlamayı üretimin en son ve en önemli parçası olarak nitelendirmek mümkündür. Hayvansal ürünlerin pazarlanmasında gaye ürünlerin teklif ekonomik yönden yeterli bir şekilde toplanması, işlenmesi ve nihai tüketiciye ulaştırılmasıdır. İlimizde yetiştiricinin pazarlık gücü genellikle zayıftır ve alıcıya tabidir. Her şeyden önce ürünlerin değerlendirilmesi için yeteri kadar tesis yoktur, değerlendirme ilkel şartlar altında yapılmaktadır. Hayvanını ve onun mahsullerini kolaylıkla değerlendiremeyen köylü için hayvanında verim artışı sağlamanın da faydası yoktur. Üretimde gerek kalite gerek kantite yönünden bir ilerleme olabilmesi için üretilenin değer fiyatına satılması şarttır.
Hayvancılık kârlı ve faydalı olduğu müddetçe bir ilerleme kaydedebileceğine göre bunu temin edecek olan da pazarlama işlemlerinin düzenli şekilde yapılmasıdır. Bu tespitler ışığında ilimiz tarım ve hayvancılıkta iştigal eden bir yapıya sahip olmasına rağmen tarım ve hayvancılığa dair tek sanayisi Turhaç Şeker Fabrikası'ndan ibaret olan bir il konumundadır. Şehrimizin kalkınması da tarım ve hayvancılık alanında yapılacak sanayiye bağlıdır. Mesele üretmek değil, üretileni değerlendirmektir. İlimizde gerek hayvan üretimi, gerekse tarım ürünleri üretimi yeteri kadar yapılmakta fakat pazarlaması yapılamadığı için üretici gerçek emeğinin karşılığını alamamaktadır. İlimize geldiği günden bugüne kadar ilimizin kalkınmasının tarım ve hayvancılığa yapılacak yatırımlara bağlı olduğunu, bunun da yerel yöneticilerin yani bizlerin eliyle yapılması gerektiğini söyleyip, bir Tokatlı'dan daha fazla Tokat'ın kalkınması için çaba harcayan, bizleri bir araya getirip bugün burada toplanmamıza vesile olan Tokat Valimiz Sayın Cevdet Can'a çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir çiftçi dostu olduğuna dair inancımın da tam olduğunu ifade etmek istiyorum. İlimizin kalkınması için elini değil gövdesini taşın altına koyan Tokat Valimiz Sayın Cevdet Can'a, Tokat Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu'na, Turhal Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Bekler'e, Pazar Belediye Başkanımız Sayın Şerafettin Pervanlar'a da öncülük ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Turhal Arzu Pınarı Köyü altındaki 100 dönümlük arazi üzerine Tokat Valiliği Özel İdaresi, Tokat Belediyesi, Turhal Belediyesi, Pazar Belediyesi, Zile Belediyesi, Turhal Pancar Ekicileri Korparçı ve Tokat Damızlık Yetişicileri Birliği ortaklığı ile Bölge Et Entegre Tesisi ve Bölge Hayvan Borçlusu yapıyoruz. Bugün de burada yapılacak olan bu tesisi hibe desteği veren TKDK ile yapılacak hibe süreçmesi için toplanmış bulunuyoruz. Bu tesis için destek veren TKD yöneticilerine ve kurduğumuz bu ortaklığa Arzu Pınarı Köyü altındaki 100 dönümlük arazinin tahsis edilmesi için büyük emek ve çaba harcayan milletvekili adayımız Sayın Profesör Doktor Celil Göçer'e de ayrıca teşekkür bir borç biliyorum. Bu tesis yapacağımız yatırımların birincisi olup bölge sebze ve meyve hali kompleksi yapımı, şeker fabrikasının geliştirilip eski gücüne kavuşturulması, yem fabrikası kurulması, ayçiçeği işleme entegre tesisi yapılması, hayvan pansiyonu ve yetiştirme bankları kurulması bu ortaklığın yapacağı diğer yatırımlardır. Bu yatırımların hayata geçmesi için en çok özveri fedakarlık bu tesis olduğu gibi yine Tokat Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu'na düşmektedir. Ben şimdiden yerel kalkınmanın baş aktörü olduğu için kendisini saygıyla selamlıyor. Göç veren bir Tokat değil, göç alan bir Tokat hep birlikte inşa etmek umudu ve gururuyla yapılacak olan bu tesisimizin Tokat'ımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Valim, konuşmalarını yapmak üzere Sayın Tokat Belediye Başkanımız Avukat Eyüp Eroğlu Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, çok değerli, kıymetli AK Parti İl Başkanı, AK Parti Milletvekili adayı Coşkun Çakır Bey, Mustafa Aslan Bey, değerli belediye başkanlarım, yine Tokat'ımızın değişik köylerinden buraya gelen değerli muhtarlarım, mahalle muhtarlarım, çok kıymetli misafirler, ben de hepinizi öncelikle kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Evet, biz bugün burada bir güzelliği ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Allah ne diyor ayeti kerimesinde? Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Biz de bugün burada bu birlikteliği, bu beraberliği ortaya koyuyoruz. Ve inşallah da burada oluşacak bu güzelliklerin önümüzdeki süreçlerde başkaca çalışmalara da çok ama çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Zira biz burada bir irade ortaya koyuyoruz. O da şu: Tokat'ı bölgesinde tarım alanında, hayvancılık alanında marka yapmak. Evet, bizim amacımız bu. Biz Tokat'ı hayvancılıkta marka haline inşallah hep beraberce getireceğiz diyorum. Değerli dostlar, biliyorsunuz ülkelerin gelişmesi o ülkelerin liderlerine, liderlerinin vizyonlarına bağlıdır. Şehirler de böyledir. Şehirlerin de
geleceği, şehirlerin de gelişmesi o şehirdeki yerel yöneticilerin vizyonuna bağlıdır. Biz de bu manada Tokat'ı büyütmek, geliştirmek için hiçbir şehri örnek almıyoruz. Ya da bir şehrin, bir kentin de yerine talip değiliz. Çünkü Tokat geçmişte de gücüyle, geçmişte de enerjisiyle her zaman tarihte kendine yer edinmiş bir şehirdir. Onun için biz de Tokat'ı Selçuklu'daki gibi, Osmanlı'daki gibi güçlü bir şehir haline getirmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Bu manada gerçekten özellikle son bir yıldır yerel yöneticilerimizle, başta valimiz olmak üzere, sivil toplumlarımızla, halkımızla, muhtarımızla, çiftçimizle, yani şehrimizdeki her bir yaşayan insanımızla şehrimizin varlıklarını, değerlerini ortaya koyup bu şehir nasıl ilerlemeli, hangi alanlarda bu şehri bizler geliştirmeliyiz, bunları ortaya koyarak ve tespitlerimizi noktasal yaparak ve bunlarla ilgili kararları alarak ve bu kararları uygulayarak ve aldığımız bu kararlarda halkımızı da bu işin içerisine dahil etmek suretiyle bir vizyonla şu anda yolumuza devam ediyoruz. İşte yaptığımız çalışmanın örneği buydu. Kim var? Kamu var. Özel idaremiz var, valiliğimiz var. Belediyelerimiz var. Tokat, Turhal, Pazar, Zile. Yine çiftçimiz var ki çiftçimizin temsil edildiği bugün birçok üyesi olan Pancar Ekiciler Kooperatifimiz var. Yine Tokat Damlacılık ve Sığırcılar Birliği'miz var. Yani kamu var, özel var, herkes bu projenin içerisinde var. İnşallah aynı şekilde yapacağımız biraz önce Yusuf Bey'in sunumunda belki çok detaya girmedi ama Uluslararası Han Birliği'mizle oluşturacağımız inşallah tarımsal çalışmalarla da biz Tokat'ın önümüzdeki 40 yılının, 50 yılının vizyonunu hep beraberce çizeceğiz. Çünkü ne diyoruz? Tokat tarım alanında, tarımla beraber hayvancılık alanında, turizm alanında ve eğitim alanında gelişmeyi kendine hedef koymalıdır. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bununla beraber de yine sanayileşmeyi de bu işin içerisine muhakkak ki dahil ediyoruz. Ancak böyle yaptığımız takdirde biz şehrimizin her anlamda büyümesine, gelişmesine ancak katkı sağlayabiliriz. Bizler de bu manada şehrimizin geleceğine hep beraberce taşın altına elimizi koyduk. Tabi bu proje nasıl gelişti? Çok kısa olsa bundan bahsetmek istiyorum. Zira biz Tokat Belediyesi olarak Tokat'ta insanlarımızın biraz önce ifade ettiğimiz gibi helal kesim et yemesi ve yine hijyenik bir et yemesi, bu manada hayvancılığın şehrimize daha gelişmesi için ne yapabiliriz diye sorguluyorduk. Konuşurken Turhal Belediye'mizin de böyle bir çalışma yaptığını gördük ve hemen belediye başkanımızla bir araya geldik. Sayın Başkanım, biz Tokat'taki Kazova Belediyeleri olarak gelin bunu bir bölgesel bir çalışma haline getirelim. Sadece Turhal yapmasın, sadece Zile yapmasın, sadece Pazar yapmasın, sadece Tokat yapmasın. Gelin hep beraberce daha büyük, daha bölgesel bir çalışma yapalım dedik. Ve ben burada belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten o da beraberce bu işi yapalım dedi. Ve konuyu diğer belediyelerimize, Pazar'a ve Zile'ye açtık. Onlardan da aynı gücü, aynı enerjiyi alınca Sayın Valimizle bu konuyu paylaştık. O da özel idare olarak biz de bu işin içerisinde olalım dedi ve katkı sağladı. Ben ona da teşekkür ediyorum. Bununla beraber yine Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanım Sayın Yalçın Bey de gerçekten burada biz de olmalıyız dedi. Çiftçimiz de olmalıyız dedi ve onu da bu işin içerisine dahil etmek suretiyle ki bugün ekonomik anlamda da büyük bir katkısı olmuştur bu şirketin kurulmasında ve inşallah gelişmesinde. Ve yine sektörün derneği ve birliği dediğimiz Damızcılık ve Sığırcılar Birliği'nin de işin içerisine dahil olmasıyla böylesine bir birlik ve beraberlikle bu projeyi geliştirdik ve bu projeyi bugün imza aşamasına getirdik. Ben hepsine de başta Sayın Valimiz olmak üzere Turhal Belediye Başkanımıza, Pazar Belediye Başkanımıza, Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanımıza ve bugün aramızda olmayan ama yüreği bizim olan Damızcılık ve Sığırcılar Birliği Başkanımıza da ben teşekkür ediyorum ve hepsine bir alkış istiyorum. Yine bu projenin devamında bakanlıktan hızlı bir şekilde çıkmasında ve başbakanlıktan, bizzat başbakanımızın imzasından çıkmıştır bu proje. Özellikle arazi tahsisi. Bu arazi tahsisi için
verdiği desteklerden ve projenin çok çabuk şekilde imza aşamasına gelmesinde katkısı olan Profesör Doktor Coşkun Çakır Bey'e ve biraz önce aramızdan ayrılan Celil Göçer Bey'e ben de buradan hasreten teşekkürlerimi belirtiyor ve bildiriyorum. İnşallah hep beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. İnşallah. Şehrimizi büyüteceğiz, geliştireceğiz. Daha güzel bir Tokat'ı hep beraberce imar edeceğiz, mamur edeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Beraber yapacağız. Onun için dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Desteklerinizi, gayretlerinizi bizlerden inşallah eksik etmeyin. Ve biz de sizden alacağımız bu enerjiyle, alacağımız inşallah dualarla, desteklerle ve inşallah hep beraber ve birlikte Tokat'ın önümüzdeki 10 yıllarda, 20 yıllarda çok daha büyüyeceğini, çok daha gelişeceğini Allah ömür verirse hep beraberce göreceğiz diyorum. Ben hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu programın, bu projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Totalde inşallah bu proje toplamda eski Türk parasıyla 30 trilyona mal olacak bir projedir. Bugün bunun ilk etapta 10-12 milyonluk bir kısmını imzalayacağız. Devamındaki canlı hayvan bursası, yine et ve süt işleme tesisleri ve yine organize et besi alanıyla beraber önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamını yaptığımızda bölgeye gerçekten vizyoner bir proje olacak. Hem çiftçimize, hem hayvancılığımıza, hem istihdama, hem de tüm Tokat halkımıza da örnek olacaktır. Biz umut ve arzu ediyoruz ki bunun bir nüshası, bir nüvesi, bir örneği de inşallah Kerkit Vadisi'nde olacaktır. Yine bir örneği de Çamlıbel Artu Havzası'nda olup Tokat'ta böyle önemli 3 tane proje Tokat'a yön verecek ve Tokat'a inşallah ışık tutacaktır. Ben hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah kazançlarınızı bereketli, günlerinizi hayırlı eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Duanızı bizlerden eksik etmeyin. Hepinizi ben bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Tokat Valimiz Cevdet Can Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun efendim. Evet, salonu biraz boşalttık ama bize birkaç mesaj verelim. Güzel memleketimizin güzel insanları, hakikaten cömert ve bereket toprakların, mübarek toprakların cömert insanları. Hepinizi bir arada görmek beni son derece umutlandırdı, gururlandırdı. Göreve başladığımızda Mevlana Hazretlerinden bir söz aktarmıştım sizlere, biliyorsunuz. Toprak susuz kerpiç olmaz diye. Hakikaten işte bu birliktelikte onun bir göstergesi gerçekten. Toprak susuz kerpiç olmaz. Aslında konuşmalar uzadı. Uzadığından dolayı da sıkılmış olabilirsiniz. İstirham ediyorum sizden. Birkaç noktaya dikkatinizi çekeceğim. Ondan sonra imzamızı gerçekleştireceğiz inşallah. Buraya nasıl gelindi? Başkanımız bahsetti tabii teknik olarak da. Aslında Tokat'a geldiğimizde benim de bir yıl oldu aşağı yukarı, işte 12 Haziran'da başlamıştım. Artık yılımızı doldurduk diyebiliriz. Gördüm ki şöyle elinizi uzattığınızda hemen elinizin menzilinde müthiş bir imkan var. Yani müthiş bir fırsatlar var Tokat'ta aslında. Bu elinizin menzili derken buna potansiyel derler işte ve erişilebilir potansiyel manasında söylüyorum. Bu elinizin menzili anlamında böyle. Müthiş bir potansiyel var ve bununla alakalı da ilk göreve başladığımızdan bir iki ay sonra sonbaharda tarihle alakalı burada bir sempozyum yapıldı üniversitemiz tarafından. Orada nispeten bahsettim. Allah size öyle bir geçmiş vermiş ki, yani öyle bir tarih yaşamışsınız ki, yani dillere destan bir tarih gerçekten Tokat topraklar itibariyle. Dedim ki bu toprakların tarihinde bu varsa geleceğinde mutlaka bu olacaktır demiştik. Hatırlarsınız o günleri. Dolayısıyla artık uçağınızın burnu havaya kalkmış, take-off'a çıkmış. İşte bir kanadına tarım ve tarım adalı sanayi, öbür kanadına turizm yüklediğiniz zaman bu uçak semaya yükselir.
Ve bu da şunu gösterir, Tokat aslında rücu eder. Çünkü geçmişte sarayın Tokat'a bakışı böyle. Hiçbir il yoktur ki sarayda adına bahçesi olsun. Gidiniz Osmanlı arşivlerine bakınız, Osmanlı Topkapı Sarayı'na bakınız, Tokat bahçesini orada görürsünüz. Bu topraklar imparatorluğu beslemiştir. Bu toprakların, hep söyleye geliyorum, 3 tane nehir, efendim 180 rakımla 1500 rakım arasında müthiş bir tarım potansiyeli ve önümüzdeki dünyadaki verecek savaşların başına gelen gıda savaşları noktasında önemli bir merkez. Niye bunu söylüyorum? Çünkü güvenli gıda meselesi dünyada önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi olacak. Ve bozulmamış topraklar bunlar. Biz ne kadar da efendim bir takım teknik imkanları tam anlamıyla kullanmamış olsak da bana göre bu topraklar, ben birçok ova olan yerlerde çalıştım. Art Ovası'nın tutumlu Kazova, Taşova, efendim işte Niksar, Erba Ovası kesinlikle bozulmamış ve güvenli gıda noktasında herkesin gözünü dikeceği topraklar haline geleceğini söylemiştim. O yüzden de çiftçilerimize şu haberi, şu cümleyi kulaklarına küp olarak takmalarını asla unutmamalarını söylemiştim. Bu da şuydu. Aman ha topraklarınıza sahip çıkın. Bu topraklar önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin en kıymetli toprakları olacak. Buradan bir kere de ilan ediyorum. Bunu özellikle unutmamanızı tavsiye ediyorum. İşte buraya nereden gelindi? Biraz önce başkanımız söyledi, ben de başka bir yerden geleyim buraya. Aslında sizin potansiyeliniz varsa sizi o potansiyel bir yerlere taşır. Neden bahsettik? Biraz önce topraklarımızdan, suyumuzdan, ovalarımızdan bahsettik ve öneminden bahsettik. Bunu işleyecek olan kim? İşte efendim buranın çiftçisi, buranın köylüsü, efendim buranın insanı. Ve bu, şu salon neyi ifade ediyor? Şimdi şu salondaki tüm simalar, İşte milletvekili aylarımızdan tutunuz da belediye başkanlarımıza kadar, çiftçilerimize kadar, yönetici olan kardeşlerimize kadar aslında Tokat'ı ayağa kaldıracak insanlar burada. Tokat'ın geleceği burada aslında. Bu işte, bu bizi geleceğe taşıyacak. Bir, burada potansiyel var şu anda ama bir de biz bunu niye üniversite yaptık? Başkanım bunu niye üniversite olarak düşündü? Hiç düşündünüz mü? Rektörümüz burada. Şimdi bu bölgede tek ziraat fakültesi var. Sadece o da Tokat'ta var. Bugün 7-8 vilayete bir topladığınız zaman bölgesel olarak sadece burada var ziraat fakültesi. O da 1980'lerin başında kurulmuş. İşte bundan sonra bu birliktelikte olduğu gibi aslında o birliktelik normalde bir küçük işletme ya bu efendim burada 4 milyonluk bir ifart yardımı için, bir imza töreni için bir araya mı gelir düşünebilirsiniz. Ama aslında bu o manada küçük gibi görünebilir ama Tokat için çok büyük bir adım bu. Hani aya çıkan Armstrong'un sözü diyor ya, benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım diye. Gerçekten bu arkadaşlar Tokat için çok büyük bir adım. Bunun arkası gelecek. Bunun arkasının gelmesinin işareti Tokat'ta var. Bugün belediyelerdeki anlayış, özel idarelerdeki anlayış, parlamentodaki temsil kabiliyeti var gelecek olan anlayış, birbirinin üzerine eklendiği zaman bu toprakların bereketli insanların çalışkanlığı bunu gerçekleştirecektir. Örnek mi istiyorsunuz? Örnek vereyim size. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olsun. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya hak der, imzalayın inşallah. Hadi bakalım, hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Sayın Valim, kuramın buradan sonra bir şeyler abilerim.